dostum. Biz bu hadiseler yaşanmamış olsaydı muhtemelen şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim bir SİHA'mızı düşürmesi mevzusunu konuşuyor olacaktık. Konuşamadık biz. Neden? Daha büyük şeyler yaşandı. Arka planda Evet. kaldı gibi oldu. Bunu üzerinde duramadık bunun. Şimdi geldiğimiz nokta Amerika bu duruma düşmüş vaziyette. Başka çaresi kalsaydı onu SİHA'yı düşürmezdi. Öyle bir durumdan hop bir anda orada bir patlama, orada bir işte kaos, feryat, figan. Amerika bir uçak getirdi. Diğerini tam yüklü olarak efendime söyleyeyim yine Amerika'dan yola çıkardı 2 ila 4 hafta sonra yine Doğu Akdeniz bölgesinde. İşte üzerinde bulundurduğu silah sistemlerinin uçaklarının işte hedef alabileceği ortama bakıyorsun falan. Ya yarın ya bak sen beni riske atıyorsun diyerek SİHA mevzusunda öyle yapmış. Riske atıyorsun diyerek Türkiye'nin Suriye'de yaptığı hava operasyonlarına engel olabilmenin de zemini atılıyor aslında. Yani sadece ben mesela o gemilerin ne düşün bilmiyorum. İnanmıyorum sadece İsrail'e destek amaçlı geldiği. Ya orada Yok. zaten kaç tane Gazze, değil mi? Senin bir tane Uçak. USS Gerald Ford gemin hiçbir şey yapamıyor. İşe yaramıyor da. Öbür taraftan diğerini mi gönderdi? Neydi onun adı? Eisenhower mıydı? Öyle bir şey. O da yine çok bir uçak gibi. Yani niye? Demek ki sadece diyor ki gözdağı vermek. Alakası Varlık gösteriyor. Varlık gösteriyor ve evet başka şeylere karşı belki şimdi baştan bir önlem almaya çalışıyor. ya bu işin ucu Türkiye'ye Mesela gidebilir diyorum. Türkiye bence bu olayda hedef tahtasında olan ismi çoktan yazılmış ülkelerin en başında geliyor. Ya şimdi evet. Ercan abi, İsrail bu bölgeden toprak alsa, büyüme faaliyetlerini az daha devam ettirse, bunlar zaten arka taraftan YPG'yi, PKK'yı ölümüne destekliyorlar. Onların da orada hakim belli bölgeler var. Gidip bunları da içine alarak o bölgede bir birleşse, hop sen geldin İsrail'le Türkiye için. İsrail'le komşu olduğu gün. Yani artık mesela böyle bir senaryo gerçekleşirse. İhtimal hani sen dedin ya think tank. İşte bazı şeyleri planlamak lazım. Ne olur ne bilir. Olmak zorunda değil ama olabilme ihtimali dahi varsa burada önlem almak gerekiyor. Yarın bir şeyler için geç olabilir. O yüzden bugünden uyan. Biz önlem alıyoruz zaten. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam, Amerika bunları yapıyor. Amerika bunları yıllardır yapıyor. Ya bu Müslüman ülkeler niye kınamaktan öteye hiçbir şey yapamıyorlar gibi de bir soru var, değil mi? Herkes bunu Evet, söylüyor. yani Müslümanlar Ancak neden birleşemiyor? Çok önemli. birleşemiyor, kınamaktan öte bir şey yapamıyor. Harekete geç, tükürüğümüzde buharızla işte 8 milyonluk İsrail'e niye hiçbir şey yapamıyoruz? Ya diliyorum tam bu söylediğinle alakalı. Mesela bir açıklama yaptım. Filistinlilerin Sina'ya yerleşmesi ilgili bir şey vardı. Buna karşı çıktı. Diyor ki yani ben Filistinlileri alırsam Mısır Cumhurbaşkanı Filistinlileri alırsam İsrail'le savaş anlamına asla diyor kabul Evet. etmiyorum. Söz konusu dahi değildi. Bir Tam de senin söylediğin. eklemiş, şöyle demiş, İsrail'e ismini unuttum şimdi. İsrail'de bir çöl var. Gazze'deki Filistinleri oraya nakledip temizlik operasyonunu yapıp ondan sonra tekrar isterlerse tekrar Gazze'ye onların dönüşünü sağlayabilir demiş. Yani düşünsene, bunu söyleyen bir Müslüman ülkenin lideri olsan olur. Ne olur. Yani Müslüman ülke lideri deyip ona göre hareket etmesini bekleyebilir misin? Bekleyemez. Şimdi böyle söylüyor diye ona düşmanlık bilmem ne falan yapmak değil tabii amacımız, ama hani o da sonuçta bu ülkeleri daha çok Amerika'nın yanına daha fazla iter. O değil, ama en azından bir gerçeği bilmemiz lazım. Müslüman ülkeler, belki 1,5-2 milyar nüfusu olan Müslüman ülkeler var bu dünyada, ama bunların yönetimleri, Müslüman ülkelerin yönetimleri diyebileceğimiz, Müslüman gibi hareket eden ülkelerin, Müslüman bir ülkenin yapması gerekenleri yapmak adına orada yönetim sergileyen yöneticiler değil. Çünkü bu bugünün mevzusu da değil. Türkiye de öyle değildi. Yani bir örnek vardı, onu verdim hatta bir sabah tweet attım ya, işte gittim sabah namazında herkes bu mevzuyu konuşuyor. Markette bunu konuşuyor, büfede. Çay ocağında da bu konuşuluyor. O çay ocağında bir mevzuda birisi şey dedi. Dedi ki işte Filistinliler dedi zamanında şunu yaptı, bize bunu yaptı. Biz dedi terörle mücadele ederken bize ne destek verdiler, biz niye vermeyelim falan, niye verelim. Ben dedi bir Azerbaycan'ı bilirim dedi. Başka dedi hiç kimseyi tanımam falan dedi. Dedim o zaman Azerbaycan'da seni tanımasın bilmesin. Niye? Biz de aynı şeyi yaptık. Biz de şeyi teslim ettik. Hocalı katliamı sırasında biz de yanlış hatırlamıyorsam 400 küsür tane Azerbaycanlıyı Ruslara teslim ettik. Kim yaptı? İnönü yönetimi yaptı. Ya ben İnönü yönetiminin yaptıklarını kendi devletimin, kendi ülkemin yaptıkları olarak ben kendim kabul etmiyorum ki dışarıdan bir insanı.
bu ithamına. İzleyicilerimiz de o Boraltan'sını bir açsınlar, izlesinler, bir Bunu kabul araştırsınlar. edeyim. Dolayısıyla şimdi Müslüman ülkelerin yönetimleri, buna Filistin yönetimi de dahil, dünden bugüne Onu da çok bunların önemli. Ya belki yaptıklarını zamanı değil diye ben de pek açmak istemiyorum ama yani acı durumlar var. Ya bu adam Simon Peres'in cenazesinde ağlıyor ya hüngür hüngür. işte, Ya sen ama bak nasıl bu bizim hak ettiği yerde değil yani bu olay. Ya Filistin davasına sahip çıkacak lider bu değil. Ama zamanı değil. Sonra daha şey yapmak lazım ama. bu bizim oradaki halka, oradaki Müslüman halka yönelik yapılan bir saldırıyı, katliamı, bir soykırım girişimine bakış açımızı değiştiremez, Evet. değiştirmemeli. Yani onu farklı kategorize etmeliyiz. Neden? Diyorum bak, aynısı bizim de oldu. Bizde de ülkenin başına maalesef Amerikan mandası gibi ülkeyi yöneten bir yönetim geldiğinde ya da yönetim o tavra büründüğünde, ya bizde birçok Müslüman ülkeye karşı bizim bugün Azerbaycan'ı kendimiz unutacağız mesela. Bu mesela Bosna'da seçim hiçbir şey döneminde hatırlıyorsun değil mi? yapmadı. Hani Hayır, Akdeniz Azerbaycan. projesi diyerek bir İpek yolu haritası vermiş CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Azerbaycan'ı direkt devreden çıkartmıştı. Haritada başka yerden geçiriyor falan. Yani Gibi bizde mesela. de benzeri olur. Yani geçtiğimiz seçimde %2 oy farkı şey olsaydı, tersine olsaydı, bugün Azerbaycan'la biz kardeşlikte falan değildik yani, o şey üzerinden pay biç O mantık nasıl bir tavır üzerinden olsaydı. evet. Yani ama aynı Türkiye. Ama Bak, halklar yönetim aynı değiştiği halk. zaman İnsan aynı halklar insan. aynı halk. Aynen. Benim Azerbaycan'a kardeşim Azerbaycanlıya, bir Azerbaycanlıya o benim soydaşım, kardeşim dememi değiştirmeyecekti ama o tavır. Ya Evet. ben bugün Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum, bu hükümeti destekliyorum. Bir Azerbaycanlı, o yüzden soydaşım diyorum. O yüzden kardeşim diyorum değil ki. Yarın onların işte o Hocalı katliamı sırasında yapılan tavrı yapacak bir hükümet gelse dahi ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Dolayısıyla bir Azerbaycanlıyla benim birbirimize karşı destek refleksimiz, hükümetlerin maalesef konjonktür olarak yaptıkları yanlış eylemlerle, hamlelerle yoğrulmamalı. Ona göre hareket etmem. Dolayısıyla onu farklı bir yere koyalım. Ama benim Müslüman ülkelerin yönetimlerini ayırırken şunu demek istiyorum. Ya Müslüman ülkeler milyar milyar insan olsun fark etmiyor. Müslüman ülkelerin çoğunun yönetimleri ya Batı'nın yerleştirdiği adamlar, ya zaten onların beslediği, büyüttüğü, oraya getirdiği adamlar. Ya bundan sıyrılmak isteyen, ülkelerini gerçekten onların hegemonyasından kurtarmak isteyen ama bunu başaracak güce ulaşmamış olan, çünkü güçlü sistemler var, ona ulaşamamış olan yöneticiler, dolayısıyla o konjonktürün dışına çok fazla çıkamayan, istese de gerekenleri yapamayan yöneticiler, ya da işte bizim son belki 5-6 senede başardığımız gibi birkaç tane ülke var. Bu sistemin dışına çıkmış, yapılması gerekenleri yapabilecek duruşa, tavra sahip olmuş. Ama bunun bile hala da bedelini ödeyemiyor. Yani biz de öyle kafamıza göre de hala hareket. Çünkü Çok her doğru. bir olması gereken, yapılması gerekeni her yaptığımızda bunun karşılığında bir sopa yiyoruz ya. Yani. Ekonomik olarak yiyoruz, içimizdeki medya üzerinden yiyoruz, işte onların adamları bilmem nesi üzerine. Uluslararası arenada yiyoruz, bir şekilde sopa yiyoruz. Dolayısıyla sen o sopayı kaldırabilecek dünyaya sahip değilsen bugün o adımları atamıyorsun. Hele ki sen o adımları attığında senin bundan 10-15 sene önceki Tayyip Erdoğan'ın durumu. Şu adımı atmalıyım ama bu adımı atarsam bırak sopa yemeyi, beni olduğum gibi koltuğumdan edecekler. Atamazsın o an o an. Şimdi biz Türkiye'de bunları yaşadık. Belli bir seviyeye getirebildiğimiz için bağımsızlık seviyemizi, bütün Müslüman ülkeler de bu şekilde hareket etsin. Yapamazlar. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Burada bir paranteze şunu açayım çok uzatmadan. Bu bağımsızlık seviyesini olması gereken yere çıkaracak olan en güçlü gereksinim savunma sanayi, yerli milli savunma. Biz bugün diğer Müslüman ülkelerden çok daha cüretkar adımlar atabiliyorsak bölgemizde, ki atıyoruz. Sebebi Bu güçlü ordu kendi mu silahı, diyorsun? sadece güçlü ordu değil, Mısır ordusuna da güçlü ordu diyorlar. Peki Mısır ordusu bugün Amerika'nın bir ambargosu karşısında ne kadar bir savaş yürütebilir? Mesela bunu şöyle diyeyim. Kimileri de şey Biz diyor, PKK'yla bağımsızlığı oluşmasını sağlayan şey mesela güçlü ekonomidir. O zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri o da olmadı. güçlü ekonomi bağımsızlık adına olmazsa olmazlardan biridir. Bunu kabul ediyorum. Ama güçlü ekonomi tek başına seni bağımsız kılmaz. Az Ama önce söylediğim ülkelerdeki.
Güçlü bir ordu birinci sırada olmazsa olmazıdır. Güçlü ekonomin olmasa dahi, yani güçlü ekonomiden kastımız refah, halk refahı işte. Bu olmasa dahi ordunu, milli savunma sanayini devam ettirebilecek kadar ekonomin varsa, yetiyorsa buna, sen yine bağımsız olabilirsin. Memnuniyetsiz olursun. Halkın memnun olmaz ülkenin ekonomik durumundan. Ama yine de bağımsız bir ülke kurabilirsin. Ve zaten o bağımsızlığını bir şekilde inşa ettiğinde onun üzerine güçlü bir ekonomiyi çok daha kolay bir şekilde bina eder. Çünkü senin güçlü bir ekonomiye sahip olmanın önündeki en büyük engel ne? Bağımsız olmaman. Sen bugün bağımsız olabilsen, senin etrafındaki bu Müslüman ülkeler gerçek manada bağımsız olabilse, ya biz nasıl zengin olmayız? Nasıl istediğimiz refah seviyesine ulaşmayız? Elin Evet. Amerikalı buradan gelip 50 yıl boyunca her yıl 1 ya da 2 trilyon dolar cari açık vererek, yani 1 trilyon 2 trilyon dolar fazladan, ürettiğinden fazla yiyerek bir refah yaşıyor. Bunu da Müslüman Arap ülkelerinin petrolü sayesinde, o petrolü dolarla satma şartı sayesinde yapıyor. Ben burada Türkiye olarak, orada Arabistan olarak, orada Katar olarak, bilmem ne olarak ben şey yapıyorum. O ekonomik seviyeye bir türlü ulaşamıyorum. Neden? Düşünmek lazım. Kim çalmış senin ekonomik refahını? Amerika çalmış. Neyle çalmış? Silah gücüyle çalmış. Evet. Savunma teknolojisiyle çalmış. Nasıl çalmış? Gitmiş Araplara demiş ki petrolünüzü benim dolarımla satacaksınız. Ben de dolarımı satacağım bütün dünyaya. Bununla da bir refah ve güç oluşturuyor. Bunu kabul edeceksin çünkü ben sana başka türlü silah vermem. Araplar da demiş ki Amerika bana silah vermezse onun hegemonyası altında olan veya ittifak ortağı olan diğer ülkeler silah vermezse ben İran'a karşı ne yaparım? Ben Amerika'ya karşı ne yaparım? Amerika beni korumazsa ben burada ne yaparım? Niye? Çünkü kendi silahı yok. Kendi Sadece teknolojisi yok. Amerika'nın şirketleri bile, mesela bir Lockheed Martin uçaklar üretiyor falan, silah şirketi. Böyle birçok ülkenin boynunda giyotin gibi bekliyor böyle. Evet. Böyleler. Peki biz bunu nasıl kırabiliriz? İşte biz şimdi yerli milli savunma sanayimizi ürettikten sonra, üretmeye başladıktan ve çok hızlı bir şekilde geliştirdikten sonra ne yapmaya başladık? En büyük pazarımız neresi şu an savunma sanayinde? Neresi? Müslüman Evet. ülkeler. Biz şu an en çok Müslüman ülkelere satıyoruz. Peki bu sadece Müslüman ülkelerden para kazanıyoruz demek mu demek? Afrika'da olanları bir düşünsün arkadaşlar. Evet. Fransa 50 yıldır 60 yıldır Afrika'daki ülkeleri Mali'si Nijer'i sömürebiliyor da bugün ne oldu da onlar Fransa'yı kovuyor? Onlara aslında dik durmalarına zemin Vesile oluyoruz. hazırlıyor bu. Zemin hazırlıyoruz. Amerika'nın silahına muhtaç değilsin, benden de alabilirsin. Evet. Kendini savunmak için Fransa'ya muhtaç değilsin. Fransa'ya karşı ya da Fransa'nın beslediği oradaki örgütlere karşı. Somali'de mesela bir terör örgütü peyda etmişler. Somali'yi bununla esir almışlar. Bununla fakir bırakmışlar. Bununla sömürmüşler. Şimdi Somali Türk askerinin oraya gitmesi, üssünün kurulması, Türk savunma sanayi sayesinde bir güçlü bir ordu yapısına sahip olması üzerinden ne oldu? Dedi ki ben artık sizin peyda ettiğiniz terör örgütüne boyun eğmiyorum. Çünkü ona boyun eğmeyecek güce sahibim. Dolayısıyla ben artık kendimi, yeraltı kaynaklarımı size peşkeş çekmeyeceğim. Sömürmenize müsaade etmeyeceğim diyebildi. Birçok ülke diyebiliyor. Peki Afrika ülkelerinin diyebildiği, Afrika ülkeleri bunu bu şekilde diyebiliyorsa biraz daha bunu üst seviyelere getirdiğimizde diğer Müslüman ülkeler, Körfez ülkeleri diyemeyecek mi? İşte onu diyebildiği an yani gerçek manada savunma sanayiyle gerçek manada bağımsızlık oluşturabilecek bir güç unsuru olan savunma sanayiyle biz bu ortamı oluşturabilirsek Müslüman ülkeler arasında Türkiye yapar onlara satar. Türkiye altyapısını kurar onlar da geliştirir gibi bir ortam oluşturabilirsek işte o zaman gerçek manada şu cümleyi kurabileceğiz. Müslüman ülkeler niye hareket etmiyor? Niye yeterince şunu bunu yapmıyor? Bugün maalesef öyle bir gücümüz Müslüman ülkeler olarak yok. Bu şu demek değil onu da söyleyeyim de ondan sonra yanlış anlaşılıyor. Bu böyle Amerika ne isterse Yavaş yavaş yapacak, İsrail toparlayalım. ne isterse yapacak demek değil. Bu şu Evet. demek. Biz gerekenleri gerektiği sertlikte ve ölçüde yapamıyoruz. Ama elbette kendimizi oradaki Müslümanları savunacağız. Bu başka bir şey. Ama eğer istenen, aranan Amerika'yı buradan temelli kovmak, göndermek, İsrail'i işte o küçük ilk baştaki topraklarına, seviyesine geri döndürmek, onların buradaki hegemonyasını tamamen bitirmek adına bir adımsa
O adımı atacak Müslüman ülke şu an yok. En büyük aday Türk. Cümle çok iyi. Ercan abi, ağzına sağlık. Sevgili izleyenler, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru gelmekteyiz. Ercan Faraş'la gelecek dönemde sık sık karşınızda olacağız. Türkiye'den ve dünyadan birçok farklı konuyu enine boyuna zaten gün içerisinde bunlarla hasbihal olduğum, devamlı araştırıyor ve bu konular üzerinde kafa yoruyor olduğumuz. Aslına bakarsanız bildiklerimizi veya düşündüklerimizi biz ona sizlere aktarmak için bir araç olarak bu platformu kullanacağız. Çok daha düzenli, çok daha güzel, gelecek dönemde çok daha kaliteli bir şekilde sizlerle birlikte olacağız. Ercan abi, var mı son olarak eklemek istediğim bir şey? Eyvallah. Bu şimdi ilk program biraz dallandı, budaklandı mevzular. Biraz da uzattık galiba ama inşallah daha akıcı, daha güzel, daha çok bilgi verdiğimiz, insanları düşünmeye sevk edeceğimiz, bunun altını çiziyorum. Düşünmeye sevk edeceğimiz, anlamayı kolaylaştıracağımız yayınlar yapalım birlikte. Ben de memnun olurum. Sana da teşekkür ediyorum. Böyle platformunu bizim Ben çok gibilerine teşekkür de ederim. açtığın için. Katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Şeref duydum, onur duydum. Sevgili izleyenler, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.